Çatal'a kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenler. Evet, gastroenteroloji uzmanı sizlerle birlikte. Biz tabii ki bugün mide ülserini konuşuyoruz. Hocam, mide ülseriyle ilgili kolonoskopi cihazımız burada. Onun tarifi konusunda da sizden izleyicilerimize mesaj vermenizi bekliyorum. Bu konuda korkulacak bir şey mi, değil mi? Şimdi kolonoskopi kalın bağırsakların incelenmesi işlemi. Esasında korkulacak bir şey değil. Toplam 10 dakika süren, herhangi bir ağrı yapmayan, zaten sedasyon altında olduğunuz bir işlem. Bizim kolonoskop dediğimiz aletle yapıyoruz bunu. Aletimiz burada, isterseniz onu da gösterelim. Tamam, şimdi zaten gösteriyorlar. Kolonoskopun uç kısmı toplam kalınlığı şu kadar, yaklaşık 1-1,5 santimetre kalınlığında bir alet. Bunun özel manevra yapabileceğimiz, bağırsağın değişik yerlerine ilerleyebileceğimiz kumanda düğmeleri var. Hı hı. Rahatlıkla şu şekilde ilerleyebiliyoruz. Yine aletin uç kısmında kanallar var. Demin görüntüde de gösterdiniz. Örneğin bu bizim biyopsi kanalı dediğimiz kanal. Buradan mesela bazı özel aletlerle, eğer bir polip saptadık vesaire saptadık, onları çıkartmak için, yani hastanın içinde kolonoskopi sırasında işlem yapabiliyoruz. Şöyle bir kısmı var. Bu da aletin görüntüsünün elektronik ortamda video prosesöre ve ekrana yansıtılmasını sağlıyor. Bu şeyde duran kısmı. O kadar ağırlı bir işlem de değil. Ama aynen, eski zamanlarda dediğim gibi aletler kötü, hekimlerin deneyimi azken, hakikaten zorlayıcı bir işlemdi. Tıp aslında çok güzel ilerledi, evet hocam. Şu 10 senede aslında daha bir ataktayız diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Doktorlarımıza ben inanılmaz güveniyorum ve yurt dışından birçok hastamız buraya geliyor. Onları da biliyorum. Kesinlikle ben öyle. Bunun Almanya'sında gördüm, Fransa'sında gördüm. Gerçekten orada sıkıntılar yaşayıp bazen hani dil anlamında da bizim Türklerimiz genelinde zaten kendi ülkelerine gelmeyi daha çok tercih ediyorlar diye düşünüyorum ben. Türk hekimlerine beni emanet edin demiş biliyorsunuz Kemal Atatürk. Benim için de yani Türk hekimleri çok değerli. Sizlerle uzun zamandır sohbet ediyorum. Bilgi arzı anlamında bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Çok güzel işler başarıyorsunuz gerçekten de hocam. Biz esasında hastalarımızı anne babalarımız gibi görüyoruz her zaman için. Biraz daha cefakar, belki biraz daha duygusal yaklaştığımız için gerçekten hastalarımız memnunlar. Yurt dışında bir şekilde bu memnuniyet sağlayamıyorlar. Tek dil problemi değil, herhalde bakış açıları, sistemlerinin kötü olması. Türkiye'de sağlık gerçekten çok ilerledi. Oldukça fazla ilerledi. Evet, gerçekten de öyle hocam. Şimdi tabii ki bu kanamalı durumda da şeyi çok merak ediyorum, mide kanaması ile ilgili hocam. İdrarda kanama mı oluyordu? Şimdi mide kanaması olduğu zaman bir defa bir iki tane bulgusu oluyor. Bir, mesela hastalarımız işte koyu renkli, çok pis kokulu, yapışkan, siyah bir kaka yapmaya başlıyorlar. Biz buna melana diyoruz. Melana. Bu mide kanamasının bir bulgusu oluyor. Bazen hastalarımız bizim karşımıza kan kusarak geliyor. Bir ülser bir damara açılmış ve oldukça yüksek miktarda kanama olduğu zaman bu şekilde karşımıza gelebiliyor. Mide ülserinde esasında son 50-60 yılda ölüm oranlarında değişme olmadı. Bunun da açıkçası gerekçesi şu: toplum yaşlandı. Yani ortalama yaşımız 60'tan 85'e çıktı. Daha ileri yaşlarda hastalarda gördüğümüz için hani bu tür kanamaları, açıkçası o hasta grubu bizi zorlayan grup. Yani oranda değişmemeye sebep olan. Yoksa endoskopik tedavilerle kanamayı gayet başarılı bir şekilde kontrol altına alabiliyoruz. Bir mide ülserinin bir insanda ömrü boyunca görülme olasılığı yaşam boyunca %5-10 civarında. Oldukça yüksektir yani. Her yıl hepimizin %1 civarında işte mide, duodenum ülseri görülme riskimiz var. Kontrolleri anlamında o zaman ne kadar sıklıkla doktora gitmek gerekir sizce hocam? Şikayetlerine göre. Şikayetleri olduğu zaman doktora gitmeleri gerekiyor. Japonya mide ülseri ve işte mide tümörlerinin çok görüldüğü bir ülke. Yine Şili de öyle. Bu ülkelerde bir hizmet politikası olarak açıkçası hiçbir şikayet olmasa bile bazen hastalara endoskopi yapılabiliyor.
Bu da bayağı maliyet, bayağı esasında toplumu yoran bir şey. Ama erkenden tanındığı zaman bir mide tümörü tedavi edilip insanın hayatı kurtarılabiliyor. Böyle bir özelliği var. Evet, kolonoskopinin gerçekten endoskopinin kolonoskopi. Kamerayla bakılması, öncesindeki tetkikler, bunlar güzel araştırmalar gerçekten de. Neden yapılmalı hocam? Yani kanama, iltihaplar, ishal, bağırsak tümörleri. Şimdi kolonoskopi açıkçası günümüzde kolon tümörleri hemen hemen en çok görülen tümörler arasında yol açıyor. Amerika'da en çok ölüme sebep olan tümörler arasında yer aldığı için özellikle tarama programı olarak günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde ve tüm dünyada öngörüyor. Bu da 50 yaşından sonra herkes 10 yılda bir mutlaka kolonoskopi yaptırması gerekli. Bizim bu kolonoskopiyi yaptırdığımız zaman 10 diyelim bir küçük polip saptadınız. Bu büyüdüğü zaman tümörü çevirecekti. Bunu çıkartıyoruz. İşte bu kolonoskopi işlemi sırasında böylece bağırsak, kalın bağırsak tümörü gelişmesini engelliyoruz. Bir önemli bir amacı, günümüzde kullanımı en yaygın olan kısımları bu. Yine bazı özel hastalıklarımız var. İşte iltihaplarımız, bağırsak tümörleri. Bu tür hastalıklarda belli aralıklarla kolonoskopiler yapmak gerekiyor. Bazen hastalarımızda bir kan kaybı oluyor bağırsaklardan. Yerini bilemiyoruz. O amaçla bağırsaklarda bir tümör veya bir damar yumağı olup olmadığını araştırmak için kolonoskopi yapılabiliyor. Damar yumağı nasıl oluyor? Anjiyodisplazi dediğimiz, damar yumağı dedim de anjiyodisplazi dediğimiz küçük damar çatlamaları olabiliyor. Ona bağlı kan kayıpları oluşmuş olabiliyor. Yani kişide kansızlıkta görülebiliyor, kansızlıkta böyle bir durumda görülebiliyor, değil mi hocam? Tabii. Peki kolonoskopi öncesi hangi hazırlıklar yapılıyor hocam? Şimdi kolonoskopinin açıkçası en zahmetli kısmı kolonoskopi öncesi yapılan bağırsak temizliği. Çünkü bir gün öncesinde başlayan bir sulu diyet artı işte ishal yapıcı bazı ilaçlar içmeniz gerekiyor. Bir insanın bağırsağının temizlenmesi ancak 10-12 defa sulu bir şekilde tuvalete çıktıktan sonra mümkün oluyor. İşte bir gün öncesinde ilaç içiyorsunuz. Bayağı bir aç kalıyorsunuz aslında bir yerde de. Aç kalıyorsunuz, evet. Bayağı tuvalete gidiyorsunuz. Genelde gece zahmetli oluyor. Zaten hastalar işlem yapıldıktan sonra gece boyu tuvalete gittikçileri için oh diyorlar. Hemen derin bir uykuya dalıyorlar. Bağırsak temizliği bir insanı rahatlatır gerçekten. Hani bunun tam tersi kabızlığını düşünecek olursanız gerçekten bağırsaklar için zorlayıcı bir durum oluyor. Böyle bir durumda ne yapıyorsunuz hocam? Yani bu beslenmesi katı yiyeceklerle olanlar için bağırsak düzeni bayağı bir zor oluyordur. Böyle bunlar için ilaç tedavisi veriyor musunuz? Açıkçası ilaçlar biraz da bağırsağı yorabiliyor. Çok mecbur kalmadıkça kullanmamalarını hani tavsiye ediyoruz. Gene lifli gıdalar mı tüketmeleri gerekiyor böyle bir durumda? Şimdi gıda teknolojisi esasında bizim çok işimize yarayan bir teknoloji. Gıdaları rahatlıkla depolayabiliyoruz ama lif oranları arttığı zaman depolama oranımız düşebiliyor. Bundan dolayı yediğimiz işte unlarda, diğer şeylerde lif posu oranı açıkçası ekmeklerimizde geçmişe göre daha azdır. Bundan dolayı buğday kepiği mesela böyle ciddi kabızlık çeken hastalara günde 2-3 kaşık kadar buğday kepiği eklemeleri. Böyle 7 tahıllı yani 8 tahıllı bu buğday çağdar ekmeği gibi ekmekleri. Onların da yararı var ama bu bahsettiğim oranda kepek alabilmeniz için yani 2-3 tane ekmek yemeniz lazım. Bu sefer de şişmanlayacaksınız. 2-3 ekmek. O evet, zaman? O zaman yani kaşık kaşık mesela böyle olduğu zaman 2 kaşık buğday kepeği yemek daha kolay. Kepekli ekmeğin içindeki lif miktarı tabii ki az ama bahsettiğiniz gibi ciddi kabızlık çeken bir insanın hani daha yüksek miktarda posaya ihtiyacı oluyor. Ancak direkt takviye ile mümkün olabilir. Evet, bir hocamızdan hatırlıyorum hikayesini. Hatta izleyicilerimizle de paylaşabilirim. İki tane beyefendi, biri tuvalette, lavaboda. Kibarca söyleyeyim derdi diyenler. Bu çünkü önemli, yani bağırsak düzeniyle alakalı minik bir fıkra gibi de diyebilirim. Bir uzmanımızdan öğrenmiştim.
tuvaletin içerisindeki olan rahatlamış pozisyonda, dışarıdaki de kapız. Yani bir tam tersi, çok özür diliyorum. İçerideki kapız, dışarıdaki de insan içeri girmeye çalışıyor. Tuvaletin içindeki de şey diyor ki, sen çok şanslısın diyor. Şimdi kabız olan için ishal olmak ona biraz hayal gibi görünüyor gerçekten. Bu mide rahatsızlıkları çok çok önemli hocam. Beslenmemiz çok çok önemli. Mesela tuvalete gitmemiz vücudumuzda bizim bulunan kendi insan hücrelerimizin 10 katı kadar bakteri hücresi var. Tuvalete gidip yaptığımız zaman bu bakterileri büyük kısmını boşaltıyoruz. Yani öyle bir hakikaten insanda fiziksel bir rahatlık sağlıyor. Tabii de biraz da yükten kurtuluyoruz. Çok şanslısın diyor tabii ki, içerideki kabuz olduğu için dışarıdakinin ishal olması onu bayağı bir kıskandırıyor gerçekten de. Evet, yutularak yapılır diye bir şey var kolonoskopi ile ilgili. Kolonoskopi ile ilişkili esasında yutularak sadece kapsül endoskopi ile bağırsakların değerlendirilmesi var. Şimdi bizim bu demin size gösterdiğim alette aleti çevirebildiğimiz, artı işlem yapabildiğimiz için çepeçevre biz bu işte bağırsağı görebiliyoruz. Diyelim herhangi bir tarafında oluşan bir yarayı vesaire, polibi gözden kaçırma olasılığımız olmuyor. Kapsül endoskopi dediğimiz işte 2000'li yıllarda çıktı. Esasında çok da sevdiğim bir teknoloji. Ama hareket ettiremediğimiz için sorunumuz var. Belli açılarda, yani 270 derece civarında bir açıyla geçtiği yerlerin görüntüsünü alıyor. Çoğu hastalarımız bazen gelir işte yutularak endoskopi falan yaptıralım, ama hani bu bahsettiğim özellikle tarama için, işte tümör saptanması için hani yapılabilmesi hali hazırda mümkün değil. İşte ona içeride robotik hareketler yaptırabilirsek eğer dışarıda. Uyutularak daha çok tercih ediyor hastalar hocam? Kesinlikle daha konforlu oluyor. Yani kesinlikle daha konforlu. Daha uyutularak yapılması. Burada uyutularaktan esasında kasıt hastalarda şöyle bir şey oluyor. Genel anestezi gibi bir şey zannediyorlar. Hani solunumu durdurucu işte vesaire yapıcı bir anestezi diye insanların kafasında canlanıyor. Esasında burada yapılan basit işte sedatif ilaçlardır. Hani işte bayağı alkol aldığınız zaman nasıl hemen sızarsınız. Sen o şekilde bir sızma oluşturuyor. Bunun damardan yapılan ilacını düşünün. Öyle bir ilaçla rahatlıkla uyutuluyor. Peki kolonoskopi yaptırma aralığı var mı hocam? Şimdi belli hastalıklarda, iltihabi bağırsak hastalıklarında bizim hani belli zamanlarda işte 8 yılda, 5 yılda bir yapılması durumumuz var. Yine bir bağırsak tümörü saptadığımız zaman veya bir polip çıkarttığımız zaman bunun işte yapılması 1 ile 5 yıl arasında bir zamanda tekrar yapılmasını öneriyoruz. Ama günümüzde özellikle hani seyircilerimizin bilmesi gereken şey 50 yaşından sonra her 10 yılda bir kolonoskopi yapılması. 10 yıl iyi bir rakam esasında, çünkü bir polibin işte bir yaranın oluşup tümöre çevirmesi yaklaşık 10 yılımızı alıyor. Bunun için o dönemde bağırsağınız %100 garantide. 8-10 yıl arasında yaptırılabilir, sık sık yapılacak bir durum değil. Evet hocam, hatta bir izleyicimiz varmış, hemen alalım. Alo. Alo, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkürler efendim, hemen alalım sorunuzu. Hocam bir soru soracağım, biraz heyecanlıyım da ittifak. Rica ederiz, rica ederiz. Benim midemde kastrik var, kastrik. Eritmeli kastrik mi diyorlar, ne diyor? Bir de kalın bağırsakta şimdi bir kanama gibi bir şey geliyor. Yani bugün... Bir de bir gün kabız oluyorum, bir gün iki üç ishal oluyorum yani. Bir de bu göğsümde ağrı mideden mi geliyor, neden geliyor bilmiyorum. Onu soracağım hocama. Hocam sorunuz var mı? Yok. Hepsini... Efendim çok geçmiş olsun, biz sizi hiç hafta bekletmeyelim. Hocam sorunuza cevap verecek. Alabilirim. Ben bir de kaç defa, üç defa endoskopi oldum midede. Çok geçmiş olsun, evet. Yani şey, mikroplik şey var diyor, kastrik. Yani tamam hocam, sorunuza cevap verecek. Çok geçmiş olsun efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Sevgiler efendim, hoşçakalın. Şimdi bu gastrit demin işte bahsetmiştik, bizim Helicobacter pylori dediğimiz mikrop. Açıkçası hastamızda da olduğu gibi hani hakikaten gastriti önce sebep oluyor. Sonra ilerlediği zaman ülser oluşturuyor.
Hastamızda anladığım kadarıyla bir şekilde bu mikrop herhalde öldürülememiş. Genelde biz antibiyotikli tedaviler kullanıyoruz. Mikrobun direnç kazanması bir sorun başımıza çıkan, açılan. Bazen hakikaten hastalarımızı da öldüremeyebiliyoruz. Göğüsteki yanması hastamızın daha çok reflü ile ilişkili olabilir. Çünkü asit fazlalığı sonuçta göğüse geldiği zaman reflüye sebep olabiliyor. Üçüncü ve dördüncü soruları diyebileceğim sorular vardı. Bağırsaktan kan geliyor. Bunun tabii mideyle bir alakası yok. Belki o herhangi bir şekilde bir basuru olabilir, bir çatlağı olabilir, onlardan veya iltihabı olabilir. Ondan kaynaklanıyordur. Kolonoskopi yapıp hani gerçekten doğru tanısını koyup ona göre tedavisini verirsek yararımız olur. Demek ki bağırsak problemi... Yani midedeki problemleri ayrı problemler, kalın bağırsaktakiler ayrı problemler. Kalın bağırsakta da işte dediğim gibi hemen de örneklendirmeye çalıştım. Kendi çapımda böyle şeyleri, hikayeleri pek anlatmayı da beceremem ama... Gerçekten kabızlık şikayeti zor bir şikayet hocam. Yani onu tabii ki genetik faktör diye bir durum yoktur sanırım. Beslenme ile alakalı. Beslenme ve hayat şeklimiz. Açıkçası vücudumuz hareket etmediği, daha hantal bir hayat sürdüğümüz için bağırsaklarımız da hareket etmiyorlar. Hareket gerçekten önemli hayatımızda aslında. Yani normal vitrin bakar gibi gezme değil. Yani tempo. Spor, evet. Yani sahil, İzmir'deysek sahil diyorum ben. Ama yürüyüş parkları birçok yerimizde var, gidip yürünebilir. Yani hızlı ve tempolu, sohbet tadında değil. Hani şu anda evde oturuyorsunuz, bizi izliyorsunuz. Bu eyvallah, kahvenizi, çayınızı alın, keyfinize bakın ama ben kendi çapımda bu konuda katıyım değerli izleyenlerim. Sizler adınıza hep merak ediyorum, hocalarıma sorduğum ve öğrendiğim kadarıyla şunu söyleyebilirim ki en azından tempolu yürüyüş, güzel beslenmek, sağlıklı beslenmek, bu da zemininde kahvaltının yapılması değil mi hocam? Sık sık azar azar beslenmek. Azar azar beslenmek. Bir de benim kendi kuralımca bildiğim ve öğrendiğim gene hocalarımdan çok çiğnemek. İlk bence etapta yapılması gereken sporun yani yürüyüşün hızlı ve tempolu, beslenmen sık sık ve hocamızın dediği gibi az, bir de çok çiğnemek. Bu üç kuralı aslında yerine getirebildiğimiz takdirde birçok hastalığı başımızdan sağladığımızı biliyorum. Yani bunun obezitesiyle başlıyor değil mi hocam? Kilo almaya başlarsan arkasına tansiyonu geliyor, Allah korusun şekeri geliyor. Bunlara sebebiyet vermemek adına bunlardan uzak durmamız gerekiyor gerçekten de. Haklısınız. Evet hocam, kolonoskopi gerçekten tam da 5 ve 10 yıl arası dediğiniz üzerine de bir izleyicimiz hatta hemen alalım. Alo. Alo. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Ben İzmir'den arıyorum da. Mustafa Bey demin de aradınız değil mi? Evet. Niye bağlanmak istemediniz efendim? Yok, konuşuyordum ben de cevap gelmedi. Yok ben zaten normalde şöyle söyleyeyim. Burada hemen notunuz. Evet. Arkadaşlarım ulaştırdı, hocama soracaktım. Evet. Bağlanmanız daha iyi oldu çünkü hocam sormak istediği şeyler de oluyor. Evet. Buyurun hemen alalım sorunuzu. Ben çölyak hastasıyım ben. Çölyak hastası. Evet, evet. Çok geçmiş olsun. Buyurun. Endoskopiye devamlı sık sık gitmem gerekiyor mu kontrollere? Tekrar endoskopi yaptırmam gerekiyor mu? Çölyak hastalığında sürekli endoskopi kontrolümüz diye bir şeyimiz yok. Esasında çölyak hastalığı buğdayın içinde bulunan gluten adını verdiğimiz bir maddeye karşı oluşan bir bağırsağın alerjisi gibi bir durum. Oldukça bu alerji hep buna karşı oluştuğu için bağırsağın emilim yapan, işte gıdalara emmemize yol sağlayan yüzeyinde ciddi bir azalma oluşuyor. Sık endoskopi yaptırmanıza efendim gerek yok. Ama hani hastalığınızın bazen hakikaten aktif olup olmadığını klinik olarak anlamamız gerektiği zaman endoskopi gerekebilir. Sigara sebep olabilir mi demişsiniz Mustafa Bey? Efendim? Şişliğe, mide ekşimesine, şişliğe sürekli hazımsızlık yaşıyorum diye burada not aldırmışsınız arkadaşlara. Sebebi sigara olabilir mi? Hattan alındı mı? Bu başka Mustafa Bey mi? Karıştırdık mı? Çok özür diliyorum o zaman. Mustafa'lar çok ama yani gerçekten burada Mustafa Bey'i gösterebilirim. Hemen bir
herkese kızacaktım şimdi niye yani hem bunu sigara da içiyorsun sonra falan yapacaktım ama. Ama o soruya da yanıt verelim istersen. O soruya da tabii ki yanıt vereceğiz tabii ki kesinlikle. Başka sorumuz var mı Mustafa Bey? Teşekkür ederim sağ olun. Biz teşekkür ederiz efendim çok geçmiş olsun. Sağ olun. Hoşçakalın. Deminki soru esasında önemli bir soru. Mesela, mide ekşimenin sebepleri nelerdir? Sürekli şişlik ve hızımsızlık yaşıyorum. Sebep sigara olabilir mi demiş. Şimdi mide ekşimesinin esasında yiyecekler bir miktar mide ekşimesine yol açar. Sık sık azar azar yememiz açıkçası hani midenin uzun süre asitle yüksek düzeyde asitle maruz kalmamasını sağlar. Sigaranın birçok hani zararlı etkisi var dedik. Özellikle midenin mukusunu bozuyor, korunmasını bozuyor. Yine sigara içerken istemeden fazladan hava yutabiliyoruz. Demin çok güzel bahsettiğiniz sindirim ağızda başlıyor. Lokmalar iyice çiğnenmeli. Çünkü hızlı yemek yerken de örneğin hava normalden fazla yutarız. Ve bu yer yemez işte bir şişkinlik vesaire gibi şeylere yol açar. Parçalanmış bir gıdayı sindirmemiz bütün lokmadan kat kat daha iyidir. Yeme önlemleri esasında ve bir de hani dokunan yiyeceklerden kendisi deneyerek de öğrenebilir. Dokunan yiyeceklerden biraz uzak durması yeterli. Sigarayı artık içmesin. Sigaraya son. Sigara sağlığa zararlı. Evet, kolonoskopinin avantajları ve riskleri var mı hocam? Şimdi kolonoskopi esasında demin hani bahsettim hem tanı amacıyla uyguladığımız bir işlem. Bir hastalık var ve neden kaynaklandığını anlamamız için. Bir de tedavi amacıyla da uyguluyoruz. İşte poliplerin çıkartılması gibi bir işlem için. Açıkçası bu kitabi bilgi olarak hani binde birler civarında kanama ve delinme gibi riskleri var. Bu emniyetli yerlerde oldukça daha az oranda kaynaklanabiliyor. Bir de işlem yaptıysak, örneğin polip çıkarttıysak, o işlem sırasında polibi keserken köküne elektrik veriyoruz. İşte o sırada hani bağırsak duvarı zedelenebiliyor. O durumlarda delinme gibi riskler olabiliyor. Hastayı işlemden sonra bir süre izlemek gerekiyor. Çünkü hani böyle bir komplikasyon oluştuğu zaman erkenden müdahaleyle, işte basit bir ameliyatla o oluşan yarayı onararak vesaire yaparak hastanın hayatını kurtarıyoruz. Bu işlemlerin sonucunda tekrar yapmak için bir 5-10 sene beklemek gerekiyor. Bir, dediğiniz gibi polip başka bir şey varsa bunları ilaçla tedavi ediyoruz zannediyorum. Değil mi hocam? Polipler varsa kolonoskopi ile tedavi ediyoruz. Hepsini çıkartıyoruz. Çünkü büyüdükleri zaman tümöre çevirebiliyorlar. Mutlaka polipleri çıkartmamız gerekli. Gerekli. İlaçla tedavisi yok. Son olarak toparlayacak olursak hocam yayınımızın sonuna geldik. İzleyicilerimize bu konuyla ilgili son mesajınızı alabilir miyim? Açıkçası şikayetlerinde herhangi bir şekilde aşırı değişmeler olduğu zaman, bağırsak düzenlerinde mutlaka değişme olduğu zaman, kakalarının çapında süregen bir şekilde bir değişme olduğu zaman mutlaka doktora gitmeleri gerekiyor. İnsan ömrü oldukça uzadı. Yani dünya yüzündeki canlılar içinde sadece ömrünü hani 20 yıl 25 yıl uzatabilen sadece insan nesli. Daha ileri yaşlarda ilaç kullanırken mutlaka mide koruyucu almalarını, ağrı kesici, aspirin kullanırken tavsiye ediyorum. Bu kadar. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Değerli izleyenler, uzman doktor Cem Vermut bizlerle birlikteydi. Gastroenteroloji uzmanı kendisi. Evet, mide ülseri ve kolonoskopi. İkisi birbirinden ayrılmaz bir ikili aslında. Artık işte hocamın dediği üzere şu yani insan ömrü çok güzel uzadı. Kendi ömrümüze de ömür katmak kendi elimizde. Buna fırsat varken kendi sağlığımıza, kendimize çok iyi bakalım efendim. Yarın için yine değerli iki tane isim yanımda olacak. Mustafa Cirit ve Şükriye Alyanak. Biri iç hastalıkları uzmanı, bir de organ nakli koordinatörü burada olacak. Organ nakli konusunda neler düşünüyorsunuz? Aklınıza neler geliyor? Bağışı kendi adımıza günah olduğunu düşünüyor muyuz? Bence günah değil. Yarın için ben aslında şöyle bir şey de düşünüyorum. Organ bağışı ile ilgili bir müftümüzü de yayınımıza bağlayabiliriz. Organ bağışı çok önemli. Küçücük yüreklere ya da hayata tutunmak isteyen büyük yüreklere. Yani bir şekilde organ bağışının ne kadar önemli olduğu konusunda biz bilgi arzı için yarın için burada saat 11'de olacağız. Sizler de ekranlarınızın karşısında olursanız bizden sevgiler efendim. Hoşçakalın.